Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir gelin tacı poğaça yapıyorum. Şekline hayran kalacağımız bir poğaça olacak. Ve malzemelerimize geçelim. Bir tane yumurta kullanacağız. Beyazını kaseme bıraktım. Sarısını üzeri için ayırdım. Bir tatlı kaşığı toz şekerimizi ilave edelim. Bir küçük mayamızı ilave edelim. 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu ilave edelim. 2 su bardağı sütümüz vardı. Onları da ilave edelim. Yarım çay bardağı yağımız var. Onu da ekleyelim. Ve güzelce çırpalım sıvı malzemelerimizi böyle. Bir tatlı kaşığı tuzumuz vardı, onu da ilave edelim. 6 su bardağı unumuz vardı. Kullanalım. Az veya çok gelirse ben size açıklamalar kısmında tekrardan belirteceğim. Oradan bakabilir, yapabilirsiniz. Unumuzu azar azar ekleyip şöyle bir karıştırıp hamurumuzu yoğuralım. Tezgahıma bir miktar unumu aldıktan sonra hamurumu oraya ilave edip orada yoğurma işlemine devam edeceğim. Her zaman söylediğim gibi tezgahta daha güzel özlü bir hamur elde ediyoruz. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Kanalımın büyümesi için bana desteklerinizi de bekliyorum. Ve hamurumuzu toparlayıp tekrardan kasemize geri bırakalım. Üzerine streçleyelim. Kabarmaya bırakalım. Benim hamurum 1 saatte kabardı. O kabarırken biz de iç harcını hazırlayalım. Dört tane büyük boy patatesim vardı. Onları soyup küçük küçük doğradım. Bu şekilde üzerine gelecek şekilde suyumuzu ekleyelim ve ocağımıza kaynamaya bırakalım. 4 adet de soğanım vardı. Onları da küp küp doğradım. Üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağımızı ekleyelim. Ve kavrulmaya bırakalım. Kavrulan soğanlarımızın üzerine 1 çay kaşığı pul biberimizi, 1 çay kaşığı karabiberimizi ekleyelim. 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyip tekrar kavuralım. Ve patateslerimizi ezelim. Ben çatal yardımıyla ezdim. Siz isterseniz böyle patateslerinizle de ezebilirsiniz. Patateslerimizi soğanlarımızın üzerine ilave edelim. Ve karıştıralım. Evet arkadaşlar, onu kenara aldıktan sonra şimdi hamurumuza bakalım. Hamurumuz çok güzel kabarmış. Şöyle bir havasını alalım. Tezgahımıza bir miktar unumuzu serptikten sonra hamurumuzu tezgahıma alacağım. Arkadaşlar bu hamurumuzu yakmadan önce yoğurup dolabımıza kaldıralım. Patates harcımızı da isterseniz akşamdan da yapabilirsiniz. Onu da dolaba koyun. Hiç sorun olmuyor. Sabahleyin kalktığımız zaman hamurumuz hazır. İç harcımız da hazır olduğu için hemen şeklini verip kahvaltıya poğaçalar yapabiliriz. Ben bu poğaçamı öyle yapmıştım. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Hamurumu 3 çeşit parçaya bölelim. Ve şöyle bir toparlayıp bezelerimizi yuvarlayıp kenara alalım.
Yumuşacık hamurumuz harika poğaçalarımız oldu. Poğaça hamurlarını sert tutmayalım. Mutlaka böyle yumuşacık olsunlar. Elimizde kabarıyor hamurumuz. Onu da gösterdim. Evet arkadaşlar, 3 adet bezemiz oldu. Şimdi açmaya başlayalım. Tezgahıma bir miktar unumu aldıktan sonra hamurumu yerleştirip şöyle ellerimle bastırarak da açılıyor ama biraz merdane de kullanalım, daha çabuk olsun. Evet arkadaşlar, hamurumuzun kabarmış halinde buradan görebilirsiniz. Puf puf oldu. Ben merdaneyi bırakıp oklavamı elime aldım. Oklavayı daha çok seviyorum merdaneden. Onu açmayı tercih ediyorum. Hamurumuzu servis tabağı büyüklüğünde açalım. Şöyle hafifçe çekileyelim, yuvarlayalım. Ve hamurumuzu keselim. İlk önce 4'e kesip sonra 8'e böleceğiz. Bu şekilde. Aralarına 3 tane çizik atalım. Kıvırdıktan sonra gelin tacı gibi poğaçalarımız olacak. Kesme işlemini bitirdik. Şimdi iç harcımızdan koyalım. Birer yemek kaşığı dolu dolu olsun böyle. Arkadaşlar benim 3 bezem vardı. Bir bezemi böyle patatesli soğanlı iç harcını koydum. 2 bezemi patatesli soğanlı harcın üzerine kaşar koydum. İster böyle yapın, ister de öbür türlü yapabilirsiniz. Ve böyle kestiğimiz yerleri alta gelecek kısmına kıvıralım. Çiziklerimizi düzgün yerleştirelim poğaçalarımızın üzerine ki piştiği zamanlar ayrılsınlar diye. Bu şekilde evet arkadaşlar, kıvıralım altına. Böyle sokuşturalım. Yapımı hiç zor değil arkadaşlar. Şekli çok güzel olduğu için insan zevkle yapıyor bu tarifi, bu modeli. Ben bu tarifimi yabancı bir kanaldan almıştım. Orada görüp biraz da kendim şekillendirip böyle bir poğaça tarifi vermek istedim sizlere. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Eğer yapar da beğenirseniz yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. İkinci bezimizle açtık. Çiziklerimizi atalım. Şöyle iç harcından yerleştirelim. İç harcımızı yerleştirdikten sonra tekrardan kıvırma işlemine geçelim ama üzerlerine şimdi kaşarlarımızı yerleştirelim. Böyle bol bol da kaşarlarımızdan ekleyip kaşarlı da güzel oluyor, sadesi de güzel oluyor, onu size söyleyebilirim. Hangisini tercih ediyorsunuz ona göre yaparsınız. Tekrardan kesik yerlerimizi şöyle alta gelecek kısma yerleştirelim. Şahane bir görüntü değil mi sizce de? Bence şahane oldular. İnanın bana normal poğaça yapılacak zamanı almıştır anca, öyle diyebilirim sizlere. Ama tabii ki öbür türlü düz poğaça yapmaktansa bence şekilli poğaça yapmak daha güzel.
şeklinde hayran bırakacak bu poğaçalar bizleri. Bu poğaçaları böyle yapıp isterseniz buzdolabında da bekletebilirsiniz. Koronavirüs bittikten sonra inşallah misafirlerinize, beş çaylarınıza da yapacağınız bir tarif olacak. Evet, şeklini verip silimize alalım poğaçalarımızı. Bir kenara ayırdığımız bir yumurta sarımız vardı. Onun üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağımızı ekledim. Şöyle bir çırptıktan sonra poğaçalarımı silime aldıktan sonra 15-20 dakika beklettim. Kabardılar. Fırça yardımıyla şöyle hafif hafif bastırtmadan yumurta sarımızı, poğaçalarımızı sürelim. Fırınımı da açtım, ısınıyor. 185 derece fırında 20 dakikada pişti benim poğaçalarım. Evet arkadaşlar, yumurta sarımızı sürdük. Şimdi fırına gönderelim. Benim iki sinip poğaçam çıktı bu tariften. Siz isterseniz malzemeleri azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız nar gibi kızardılar. Şöyle yakından da bir görelim. Şekilleri bu şekilde, çiziklerimiz ayrılmış. Şöyle tam orta kısmından bölelim, içini de bir görelim. Arkadaşlar, poğaçalarımızı böyle kızarttıktan sonra sosun buzdolabı poşetine koyup dolabımıza kaldıralım. Gerekli zamanlar çıkartıp taze taze tüketebiliriz. Ben bir kısmı öyle yapmıştım. Tadı da lezzeti de hiç bozulmuyor. Siz poğaçamın iç güzelliğine bakarken ben de artık sizlere veda edeyim. Gelin tacı poğaçalarımı beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.